Nima uchun Qadr kechasiga bunchalik ahamiyat berildi azizlar? Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda Laylatul Qadrni fazilatini hatto payg'ambarimiz alayhi salomning o'zlari ham bilmasligini ta'kidlab aytadi. Estaizu billah inna anzalnahu fi Laylatul Qadr va ma adraka ma Laylatul Qadr. Ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, biz Qur'oni Karimda Qadr kechasida nozil qildik. Sizga Qadr kechasi nimani bildirdi? Ya'ni siz Qadr kechasi deganda nimani bilasiz deb payg'ambarimiz alayhi salomdan Allohni o'zi so'rayapti. Rasulimiz alayhi salom Alloh bildirgan narsani biladilar. Alloh taolo shu savolni beryapti. Sizga Laylatul Qadr nimani bildirdi? Va orqasidan o'zi javob aytdi, berib aytayaptiki, Alloh Laylatul Qadr xoyrum min alf shahr. Qadr kechasi u 1000 oydan yaxshiroqdir. 1000 oy bu deyarlik 83 yildan ko'p, 84 yil degani. Ya'ni kim mana shu kuni bitta duo qilib qo'ysa 83 yildan ko'p vaqt, ya'ni 84 yil duo qilganda savobini oladi. Kim ko'zidan bir tomchi yosh chiqarsa 84 yil Alloh uchun yig'lagan bo'ladi. 2 rakat namoz o'qisa mana shuncha savob oladi. Va yana bu kunda fazilati tanazzalul malaikati var ruh. U kuni osmondan bütün farishtalar va Jabroil alayhi salom yerga tushadilar. Hammalari Allohning buyrug'i bilan yerga tushadi. Tanazzalul malaikati va ruh fiha bi izni robbihim min kulli amr. Ya'ni o'sha kunda farishtalar va Jabroil alayhi salom boshchiligida yer yuziga tushadi. O'sha kuni ularning qo'llarida hammasini qo'llarida ish bilan, ya'ni amr qilingan taqdir bilan tushadi deydilar. Ya'ni o'sha bir yilda butun mu'min bandalarni taqdiri belgilanadi o'sha kuni azizlar. Bizni qadarimiz, o'sha kuni rizqimiz belgilanadi. Ya'ni Alloh haqqazza va jalla farishtalarda buyurgan ishi bilan yer yuziga tushib keladi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ertalab bomdodgacha to'atda ibodatda turganlarga salomlar bo'lsin. Bugun oila rahbari sifatida yoki o'sha oilani farzandi sifatida bir-birimizni haqqimizga rozi rizolik olaylik. Qadr kechasida o'tirib er xotin bir-birimizdan rozi rizolik qilib uzr ma'zur qilaylik. Farzandlar otasining onasini duosini olib ularni rozi qilsin. Ota-onalar farzandlar haqqiga, aka-ukalar, xonadon a'zolari bir-birimizni haqqimizga duo qilaylik. Bugun o'zi aslida uyimizda ham dasturxonga katta e'tibor berib, ayollarimizni bir oshxonada ko'p ovqat qilishlikka mashg'ul qilib qo'ymasligimiz kerak. Aksincha, yengilroq taom bilan, ko'proq zikr bilan, ko'proq duo bilan o'tirmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kechani qanday o'tkazar edilar? Oisha onamiz radhiyallohu anha aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazonning oxirgi 10 kunligi kelsa, kechalari uxlamasdilar. Uydagilarni ham ibodat qilishga uyg'otar edilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. Bu kechada qanday amallarni ado etishimiz lozim bo'ladi? Birinchidan, xuftan va bomdod namozlarini jamoat bilan o'qing. Birinchi o'rinda. Ya'ni bu kechani topaman, savobini topaman degan erkak kishilar oila boshliqlari iloji boricha xuftan namozini, bomdod namozini o'sha kechani jamoat bilan o'qish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki, kim xuftan namozini jamoat bilan o'qisa, go'yo kechani yarmini bedor o'tkazibdi. Endi kim bomdod namozini jamoat bilan o'sha kunda ado qiladigan bo'lsa, kechaning barchasida namoz o'qib chiqqanlikning ajriga savobiga ega bo'libdi dedilar. Imom Muslim rivoyati. Ikkinchisi, duo qilish. Oisha radhiyallohu anha onamiz, "Ya Rasululloh, agar Qadr kechasini topishga muvaffaq bo'lsam, nima deb duo qilay?" deb so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Allohumma innaka afuvun karim, tuhibbul afva fa'fu anni" deb duo qiling dedilar. Ya'ni bu degani, "Allohim, albatta sen kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan, gunohlarimni kechirgin." Ko'proq azizlar, Imom Tirmiziy bobomiz rivoyat qilgan ekanlar bu hadisni, ko'proq "Allohumma innaka afuvun karim, tuhibbul afva fa'fu anni" duosini ko'proq qilishimiz kerak ekan. Muhimi bu kechani ibodat, zikr, tilovat, xayru ihson, boshqa yaxshi amallar bilan o'tkazishimiz kerak ekan. Bu kecha gunohlar mag'firat etiladigan kecha ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak hadislarida "Man qoma ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Kim Laylatul Qadr kechasini iymon va ixlos bilan bedor o'tkazsa, uning shu kechagacha sodir etgan barcha gunohlari
mağfiret kılınadı dediler. Bunu İmam Bukhari, İmam Müslim, İmam Tirmizi rivayetlerde kegen. Allah'ın beytede Kur'an okulsa Peygamber izin dediler? Sakinet düşerdi. Sakinet Allah'ın rahmeti nazil oldu. Allah'ın rahmeti sakinet nazil bugünce de dualar kabul oldu. Farişteler düşerdi Kadir Keçesi'de. Mumullerge salam vergen halette. Ular ularının dualarına amin deyip duradılar. Nihayette fazilet, üstüge fazilet. Yine bu keçede Kur'an nazil bulgen keçe. Kaderinin manası şünçelik zıç degen mananı bildiredi ki, şünçelik kader, yani farişlerinin ayağı sığmaydıgan derecede şunda yer tolup getirdi degen manası hem var. Bilmemiz gerek. Fitr uzarlarımızın o şekilde vereylik. Zekatlarımızın o şekilde vereylik. Kembağalların topeylik, halden haber alaylik. Kolumuzdan kelgen yaxshiliklarni o'sha kechada qilsak, bir yil ana o'sha yaxshilikni qilganligini, 83 yil o'sha ishini qilganligini, yaxshiligini topamiz. Tasavvur qiling, Qur'onni ochdingiz, bir para Qur'on o'qidingiz o'sha kechada. 83 yil Qur'on o'qiganligini ajriga ega bo'lasiz. Xayr ehson qildingiz borib, kambag'alni borib. 83 yil xayr ehson, 83 yil 4 oy ehson qilganligini ajriga ega bo'lasiz. O şey keçede Allah Teala'ya istiğfar ayetin. Tasbih ayetin. Zikir kılın. Ata analarını hursan kılın. Farzandıngız, ahliyelerinizin, karındaş uruğlarını hursan kılın. O şey için miqdarça tasavvur kılın. 84 yıl bir keçenin özü ötüp getirdi. Şünçelik miqdardaki savab emellerini Allah Teala o şey keçeki cemilip koyuyen. O şey gününü hayır, bereke bilen taat, ibadet bilen, sahab ameller bilen ötküşlüke mesul buluşumuz gerek. Gıybet kımaylık bir onu. 84 yıl gıybet kıyanına acırıya, yani günahıya sebep bu kalmasılıkımız gerek. Fahşi nesillerini körmeylik. Közümüzünü tiyeylik. 84 yılı, 83 yılı tur ay, o şu günah bilen, masiyet bilen ötküz gençelik günahıya iyi bu kalmaylık. Buralarının diliğe azal vermeylik. Ya ki telefon kola behuda nesalar ile meşgul bulmaylik. Behuda nesalar ile meşgul bulup koyanlar Katar'a geçip koymaylik. Yani o şey keçelerini demek, bedar utkaçlıkke, hayır bereke bilen, salih ameller bilen, sahab işler bilen, demek ki dakikalarımızın her bir lahzasını, demek sarflaşlıkke, hareket kılıçlık, en katta bizim demek yutuğumuz, bahtımız, saadetimiz buladı. Resulullah'ın her amelleri, her Ramazan'daki sünnetler meneşiydi. Ahirgi 10 günliklerde keçeleri okulamaz ediler. Bundan bilediler sahabalar demek Leylatul Kadir Peygamber aleyhissalatü vesselam bilgenler mi? Bilgenler. Demek o şende boladı diye her birimiz bana o 10 günlükünü ganimet bireylik. Şimdi bunu da bilin de. Siz şunu bilin. İki rekat eğer namaz okusanız bilesiniz mi? İki rekat namazınızın hesabını boladı. İki rekat namazınızı o şey acil sevapta siz ne kılasınız? 83 yıldan aşık iki rekat namaz okuyan bolas. 83 yıldan köp secde kıyan bolas. Aşık diye yapma sizge. Bitti Subhanallah deyirliğiniz 83 yıllık ketetiydi ve ziyade. 83 yıllık ke. Bir okuyan ayet Kur'an'ınız, Kur'an'ı okup kalın. Bu keçelerde Kur'an'ı okup kalın. Hop ne kılınadı Leylatul Kadir'de değilse? Zikri, dualar, ilticalar kılınadı. Bütün salih ameller kılınadı. O şanda bitti okuyan ayetiniz, siz onun acrını 83 yıldan köp, 84 yıl onun acrını Allah Ta'ala'nın huzurunda tapas. Eğer biriniz varıp ata onanızı yüzüge tebessüm kılıp, kollarını öpüp, yüzünü yüzüge sürtseniz bilesin mi buladı? Siz 84 yıllık ata anaga kıyan hürmet, acil, sevap, mükafatı yige bolasınız. Biriniz bana şu kadir keçeleri de eğer zakat verseniz boladı, ne mi boladı bilesiniz mi? Sadaka kısanız, ihsan çıkarsanız fakir fukaralarga 84 yıl ihsan, acil, sevap yige bolasınız. Çünkü bunda ameller şunday. Leylatul Kadri, Leylatul Kadri hayrun min elfi şehri. Qarang, nafaqat ming yillik, ming yildan ham yaxshiroq dedi Parvardigor olam. Ming yillikdan ham yaxshiroq dedi. Bu oyda, bu kunda, bu kechada shunday barakotlar borki, Alloh subhanahu va taolo birinchidan payg'ambar alayhisolatu vasallamning so'zlarida aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolatu vasallam tilida aytdi. Rasulullohning so'zi Allohning so'zi. Men qoma laylatul qadri imanan va ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه الله اكبر بو حجم يا
pul sarflamaysiz, mol sarflamaysiz. Borib avara bo'lib pasportingizga viza olib bilet puli olmaysiz, uchmaysiz hajga. Kabe'ni tavaf kılmayızda oturgan joyingizda, Toshkentingizda oturup masjidingizde hacni sevabını okuysanız. Hacni sevabı ne miydi? Keyomin veledetu ummuhu, onadan yangi tug'ilgan chaqaloqday qaytarmadık hacge borsak. Bunda ham şu vada kılını yaptı Resulullah'ın sözleri. Eğer de kim de kim iman bilen, Allah'a işanıp, inanıp, Allah'ını sevip ve ihlas bilen ve bunu acri sevabını Allah'tan kütüp bir keçe, o şey kadir keçesi bugün kadirini eğer kütüdügen olsa, kadirde ibadet kıladügen olsa, onun ötken cemiyiki günahları keçirlerdi. Bir keçe de ya, şu derecede faziletli keçe. Birinciden bendelerge yeryüzüge bana şu mükafat verirlerdi. Keyingisi ki? Keyingisi, itkum minen nar. Her keçe, Resulullah'ın sözlerde etti ki, Ramazan keçesinden hiçbir keçe yok ki, illa her biri de Allah Ta'ala'nın fazli bilen bendelerini o dozaktan boynunu kutkazadı. Bendelerini her keçede Allah Ta'ala kutkazı duradı. O şekilde dozaktan nacat topaz. Aynen Kadir keçesi dozaktan insan nacat topu uçu bir keçe. O günü kılın duanı. Öz ingizge, ötken acdadınızge, kirecek neslinizge kılın ki Allah Subhanahu ve Ta'ala nacat topdıradı. Şimdi özü günahı, bütün ötken günahları keçirilse ve özü dozaktan halas bosa, ikkilesi bir kılmasın deyse yok. Ana yani o ötken günahlar, hali gelecekte Allah sırasın, Allah hayat verip günah kılıçlığımız mümkün. Ama Allah dozaktan sizi azat kılıçlığa boldu. O degenliği gelecek günahlarınız hem keçirildi degenliği. Ve hayrun min elfi şehir. Bu keçe, o şey min yıl ibadet kılıçlık, ondan hem efzelliği bu nimet verildi. Büyük büyük nimet aynen şunda verildi. Ve dualar, ilticalar kabul kılınadigan kun kılındı. Neme dua kılın kabul kılınadı. Rabbinizge yelini varın. Yelini varıp turun. Rabbim din, bana şu keçelerini özün asli bizge sevip verdin. Sen bizi sevgenin için yarattın. Biz seni sevmemiz Rabbimiz. Rabbimiz bizden razı bugün. Rabbimiz elimizi tinç kıygın. Hayatımızı asuda kıygın. Rabbimiz bizlerini cennet ahliden kıygın. Rabbimiz onu kıygın, bunu kıygın. Neme tileginiz olsa aynen şu keçelerde sorayın. Bunu Allah Ta'ala'dan evvelen bar sureylik. Allah Subhanahu ve Ta'ala bizi bu keçelerge özü yetkizgen bulsun. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر